ETV Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bülteninden iyi akşamlar sevgili seyirciler. Sevgili seyirciler, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa'nın büyükşehir olma süreci ve geçen 2 yılda yaptıkları hizmetlerle ortaya koydukları projeleri anlatan bir sunum gerçekleştirdi. Manisa'nın 17 ilçesinden belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları ve odaları buluşturan toplantıda Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ayrım yapmadan tüm Manisa'yı kucaklayacağı mesajı verildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 17 ilçede vatandaşın mutluluğu ve ihtiyaç duyduğu proje ve hizmetleri ulaştırmanın çabası içinde olduklarını, bundan sonra da bu düşünceyle hizmet üreteceklerini söyledi. Başkan Ergün, "Manisa'yı değiştirdik. Şimdi de Manisa'yı 17 ilçemizle birlikte geliştirme zamanı. Artık Manisa gelişiyor diyoruz ve bu sloganla 17 ilçemize ayrım yapmadan kucaklıyoruz" dedi. Sevgili seyirciler, eski Rize Milletvekili Şevki Yılmaz, Manisa 6. Asli Ceza Mahkemesi'nde Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret iddiasıyla 1 ila 3 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı davada beraat etti. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına alçakça saldırılar, itibarsızlaştırılmaya çalışmalar, eserleri birer birer ortadan kaldırılmak istenmektedir. Eğitim İş Sendikası'nın suç duyurusu üzerine Yılmaz hakkında Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanun uyarınca Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret suçlamasıyla açılan davada karar duruşması yapıldı. Şevki Yılmaz'ın katılmadığı duruşmada avukatları hazır bulundu. Sendikanın Manisa Şube Başkanı Cem Ok, duruşma sonrası adliyeden ayrılırken gazetecilere açıklama yaptı. Bir süre önce ilimizde yandaş sendikanın davetlisi olarak bulunan Şevki Yılmaz adlı bir şahıs, ulusumuzun kurtarıcısı ve devrimleriyle dünya ulusları nezdinde gerekli saygınlığa ulaşmasını sağlayan Atatürk'ü hedef almış, Selanik dönmeleri yakıştırması ve saldırmayı maharet saymıştır. Bu şahıs ve sözleri sendikamız Eğitim İş tarafından yargıya taşınmıştır. Davanın görüşülmesi bilirkişi raporunun sonrasına bırakılmış ve dava bugüne kadar gelmiştir. Bilirkişi raporu nihayet açıklanmıştır. Açılan davada mahkeme heyetinin bilirkişi raporuna dayanarak Yılmaz'ın beraatine hükmettiği dile getirildi. Rapor tamamen Şevki Yılmaz'ı aklamaya çalışan bir sunum haline dönüştürülmüştür. Hiç kimse bu son derece yanlı ve aklamaya yönelik rapora aldanmasın. Bugün bu hakaretleri ve itibarsızlaştırmaları görmezden gelenler, er geç bağımsız Türk yargısını hakkaniyetle düşünen ve davranan bilirkişi raporlarını karşılarında bulacaklardır. Bizler bu şahsiyetlerin niyetlerinde ve zihniyetlerinde neler yaptığını elbette çok iyi bilmekteyiz. Hangi düşünceler ve amaçlarla büyük önderimize, silah arkadaşlarına ve devrimlerine saldırdıklarını gayet iyi biliyoruz. Belki bugün bilirkişi raporlarıyla kendilerini kurtarabildiklerini zannedenler yakın bir zamanda halkımız ve hukuk nezdinde mahkum olarak gerekli cezalara çarptırılacaklardır. Sevgili seyirciler, binlerce işçinin yer altında çalıştığı Soma'daki bir madende 2005'te meydana gelen göçükte eşini kaybeden Gülümser Sarıbaş acısını 11 yıldır ilk günkü gibi hissediyor. Soma'daki bir madende 22 Haziran 2005'te göçük altında kalarak yaşamını yitiren Şahin Sarıbaş'ın eşi Gülümser Sarıbaş, iki kızıyla yaşam mücadelesi veriyor. Sarıbaş, eşi vefat ettiğinde kızı Armağan'a hamile olduğunu, diğer kızı Arzu'nun da 4 yaşında olduğunu anlattı. Sarıbaş, o günden bu yana hayatlarında acının yok olmadığını söyledi. Sarıbaş, geçinmekte zorlandığını, İki kız çocuğunu okutup hayırlı bir evlat olmaları için çalıştığını belirtti. 301 madenci öldüğünde o an o acıyı biz çok ağır bir şekilde yaşadığımız için yani ben kendimi tutamadım. Nefesim daraldı. Çünkü hep ağlamak istedim. Ağladım, hastanelere gittim, ben de koştum. Çünkü birazcık da olsun acıları paylaşayım diye. Çünkü yaşadık biz acıyı. Gördük nasıl olduğunu, acının biliyoruz. Tabii ikiye katlandı bizim acımız. Yaşadık çünkü acılarımızı biliyoruz. İmam Hatip Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Arzu Sarıbaş ise 18 Haziran'da doğduğunu, babasının 22 Haziran'da ölmeden önce doğum günü için kendisine bebek aldığını ifade etti. Ufaktım, 4 yaşındaydım. Her bir çocuk 4 yaşında ne kadar hatırlıyorsa ben de o kadar hatırlıyorum. Yani o gün ben o gün babama demişti ki babam bana,
Benim karnım çok acıyor. Bugün işe gitmesem mi? Ben de şu karşılığı vermiştim. Hayır baba, gitmelisin diyerekten. Ve gerçekten de kendime çok pişman. Gerçekten de çok pişmanım. Keşke gitmeseydi ama yapacak bir şey yok, gitti. Yani onun gideceği yerde, kararlaştırdığı yerde orasıymış. Sarıbaş, bebeğinin babasından kendisine kalan tek hatıra olduğunu anlattı. Babam onu ölmeden 2-3 gün önce bana hediye etmişti. Ben 18'inde doğmuştum. Ben 18 Haziran'da doğmuştum. Babamın ölüm günü 22 Haziran. Sadece ondan o kaldı. Yani babam öldüğü gün defin işlemleriyle işte o gün 22 Haziran'da babam hayal buradan uzaklaşmıştı. Ve ben o günde elimde bebek vardı. Bilmiyorum, belki fotoğraflarda var mı? Şu anda bebeğim elimde var. Evet, kıyafetleri birazcık yıprandı. Üzerine kıyafetleri yok ama gerçekten hatırası çok büyük. 11 yaşındaki Armağan Sarıbaşsa Soma Çocuk Gelişim Merkezi'nde çeşitli sosyal faaliyetlere katıldığına işaret ederek, burada öğretmenlerin ücretsiz ders verdiğini, kendisinin de öğretmen olup ihtiyaç sahibi çocuklara ders vermek istediğini kaydetti. Sevgili seyirciler, Soma'daki maden faciasında hayatını kaybeden Yıldırım Güney'in "Kızım saz çalmayı öğrenecek, bana da çalacak" sözlerinden esinlenen kızı Havva Nur, Soma Çocuk Gelişim Merkezi'nde bağlama çalmayı öğrenerek babasının vasiyetini yerine getirdi. Faciadan etkilenen çocuklar için oluşturulan Soma Çocuk Gelişim Merkezi'nde ağabeyi Emirhan'la bağlama kursuna giden Havva Nur Güney, babasının Soma Madenciler Şehitliği'ndeki kabir başına müzik aletiyle gelerek dua etti. Anne Kadriye Güney, 13 Mayıs 2014 günü alışveriş yaptığı sırada eşinin çalıştığı maden ocağında büyük bir kazanın olduğunu duyduklarını söyledi. İşte benim kızım hala babasının dilek diliyor, hani 1 Nisan'da olsun, şu olsun dilek diliyor, babam gelsin diye. Güney, olayın üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen acılarının halen ilk günkü tazeliğini koruduğunu ifade etti. Güney, çocuklarının babalarına çok düşkün olduğunu ve sürekli onu sorduklarını ifade etti. Bazen çocuklar babalarından gezince boyun büküyorlar, anne diyorlar. Ben varım kızım dedim, o da aynı dedi. O zaman boyun bükük kalıyorlar işte. Herkes pikniğe gidiyorlar. Hani piknik önemli değil. Babalarla gittik için canları istiyorlar. Teşekkür, babam olsa hiç gitmesek. Hiç eşya gitmesine, oyuncak gitmesine biz babamız istiyoruz dediler. Havva Nur Güney, ağabeyiyle Soma Çocuk Gelişim Merkezi'nde bağlama kursuna devam ettiklerini ve çok mutlu olduklarını belirtti. Daha önce ölmeden önce bana demişti, benim kızım saz çalacak, bana saz çalacak, alacak, öğrenecek, bana çalacak dedi. Havva Nur, bağlamaya merakının babasından kaynaklandığını dile getirdi. Ağabeyi 12 yaşındaki Emirhan da bağlama çaldıkça kendisini daha mutlu hissettiğini söyledi. Bağlama kursunu veren Mustafa Yazıcıoğulları da Havva Nur ve Emirhan'ın algılamayla öğrenme yeteneklerinin çok iyi olduğunu söyledi. Emirhan'la Havva Nur benim çok sevdiğim iki tane. Ben onlara hep paylaştığım şeylerde, feyslerde falan kuzularım diye hitap ederim. Onlar benim kuzularım, küçük kuzularım. Bunlar biraz geç başladılar kurslara ama algılama yetenekleri çok yüksek. Çabucak öğrenecekler inşallah. Sevgili seyirciler, Manisa Fen Lisesi'nin bu yıl 5.'si düzenlediği TÜBİTAK 4006 destekli proje yarışmasına katılan 46-42 projeden ön elemeye geçen 25 proje sergilendi. Yunus Emre İlçesi Manisa Fen Lisesi'nde düzenlenen proje yarışması sergi açılışına Manisa Valisi Erdoğan Bektaş, Yunus Emre, Turgutlu, Akisar, Soma, Kırkağaç, Gördes, Göl Marmara Kaymakamları, İl Milli Eğitim Müdürü Recep Dernekbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Manisa'nın çevre il ve ilçelerinden 25 projenin sergilendiği eserler büyük beğeni topladı. Vali Erdoğan Bektaş, öğrencilerin yaptıkları projelerin sergilendiği standları gezerek bilgi aldı. Vali Bektaş, proje yarışmasının hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti. Sergi, 2 gün boyunca merkez ve çevre okullardan gelen öğrencilerin ziyaretine açık olacak. Sevgili seyirciler, Şehzadeler ilçesindeki Avni Gemicioğlu Ortaokulu öğrencileri Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından imzalanan Eğitimde İşbirliği Protokolü kapsamında bilim kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla öğretmenlerle rehberliğinde bilim fuarı açtı. Şehzadeler ilçesi Avni Gemicioğlu Ortaokulu'nda bilim fuarı açılışı düzenlendi. Bilim fuarının açılışı öncesi Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce açılan güreş ve judo kursuna katılan öğrenciler gösteri yaptı. Ayrıca Vali Bektaş, geçen yıl ve bu yıl yapılan güreş müsabakalarında Türkiye birinciliği elde eden Seyitcan Beytekin'le Onur Yurtatay'a madalya ve ödüllerini verdi. Proje sorumlusu Halime Gündoğmuş yürütücülüğünde hazırlanan 45 projede 62 öğrenci, 4 öğretmenin rehberliğinde Manisa kültürünü bilimle buluşturdu. Projenin amacının geleceğe emanet edilen öğrencilere kültürü benimsetmek ve bilim ışığında şehri geliştirmek olduğu ifade edildi. Vali Erdoğan Bektaş, öğrencilerin yaptığı icatların sergilendiği fuarı gezerek bilgi aldı. Öğrencilerin meslek hayatlarında daha iyi yerlere gelmesinde böyle projelerin rolünün büyük olduğunu ifade eden Vali Bektaş, bilim fuarının hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti. Sevgili seyirciler, şimdi sırada bir trafik kazası haberimiz var. Turgutlu ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi. Hakan Canseven idaresindeki otomobil motor kısmından yanmaya başladı. Turgutlu İtfaiye Amirliği'nde görevli olan sürücü Canseven'in müdahalesi yetersiz kalınca olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Sürücüsünün bakım için tamirhaneye götürdüğü otomobil kullanılamaz hale geldi. Sevgili seyirciler, Şehzadeler Belediyesi ve yeni bir sosyal projeyi daha hayata geçiriyor. Karaağaçlı Mahallesi'nde bulunan Çamlık Mesire Alanı, yapılan yenileme çalışmasının ardından Alparslan Türkeş Mesire Alanı adıyla yarın görkemli bir törenle hizmete açılacak. Şehzadeler Belediyesi, uzun yıllardır atıl durumda bulunan Karaağaçlı Mahallesi Mesire Alanı'nı yeniden düzenleyerek halkın hizmetine sunuyor. Yapılan yenileme çalışmasıyla daha güzel bir görünüme kavuşan ve adı belediye meclisinde alınan ortak kararla Alparslan Türkeş Mesire Alanı olarak değişen Mesire Alanı, yarın düzenlenecek bir törenle halkın hizmetine açılıyor. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, açılışa tüm vatandaşları davet etti. Sevgili seyirciler, MASK ekipleri gerçekleştirdikleri yoğun çalışmalarla Saruhanlı'daki 5 mahallenin içme suyu ve kanalizasyon hatlarını tamamen yeniliyor. MASKİ Genel Müdürlüğü il genelinde yürüttüğü altyapı çalışmaları kapsamında Saruhanlı ilçesine bağlı 5 mahallenin içme suyu ve kanalizasyon sorunlarını gideriyor. Adiroba mahallesindeki toplam 17 bin metrelik kanalizasyon ve içme suyu hatlarının yenilenmesinde sona yaklaşan MASKİ ekipleri, Kumkuyucak mahallesindeki kanalizasyon ana hattı çalışmalarını tamamladı. İlçenin Tirkeş mahallesinde ise
11 bin metrelik içme suyu şebeke hattı yenileme işlemi biterken, mahallenin kanalizasyon sorunlarını ortadan kaldırmak için başlatılan çalışmalar da tüm hızıyla devam ediyor. Bir diğer mahalle olan Lütfiye'de ise 9 bin metrelik içme suyu şebeke hattının yenilenmesi sürüyor. Ekipler Taş Tipi mahallesindeki altyapı çalışmalarına ise kısa süre içerisinde başlayacak. Sevgili seyirciler, Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kula'da ana kanalizasyon hattı yenileme çalışmalarına devam ediyor. 95 mahalle projesi kapsamında yürütülen çalışmalarda Başıbüyük, Dereköy ve Saraçlar'da toplam 17 bin metre kane kanalizasyon hattı döşeniyor. ...95 mahallede başlayan kanalizasyon hatları yenileme çalışmaları büyük bir titizlikle yürütülüyor. İlçelerin altyapı sorunlarını çözüme kavuşturmak için çalışan MASKİ'nin Kula'nın Başıbüyük, Dereköy ve Saraçlar mahallesinde başladığı ana kanalizasyon hattı yenileme çalışmaları sürüyor. Vatandaşın daha sağlıklı bir altyapı sistemi içerisinde yaşaması için ilk olarak 3 mahallede başlayan ve toplamı yaklaşık 17 bin metre olan hattın yaklaşık 9 bin metresi tamamlandı. Ayazören, Encekler ve Çarıkballı'da da çalışmalar kısa süre içinde başlayacak. 3 mahallede toplam 16 bin metre kanalizasyon hattı yenilenecek. Sevgili seyirciler, İstanbul Menkul Kıymetler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde alan tanıtım günleri sergisi açıldı. Sergide çocuk gelişim ve eğitim alanı, yiyecek içecek hizmetleri, halkla ilişkiler ve organizasyon hizmetleri, büro yönetimi alanlarında öğrencilerin hazırladıkları ürünler tanıtıldı. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde alan tanıtım günleri sergisine Yunus Emre Belediye Başkan Yardımcısı İdris Avşar, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, okul öğretmenleri, öğrenciler ve veliler katıldı. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası öğrencilerinin alan tanıtım günleri sergisinde öğrencilerin eğitim aldıkları dallardaki yaptıkları ürünler sergilenirken, bu tür tanıtımların öğrencilerin geleceklerine yön vermesi hedeflendi. Alan tanıtım günleri sergisinde öğrencilerin oluşturdukları gelin damat, kına gecesi gibi ilginç gösteriler izleyenlerden büyük beğeni gördü. Sergi açılışı sonrası standlar tek tek gezilirken öğrenci ve öğretmenler 3 gün sürecek sergileriyle ilgili bilgi verdi. Sevgili seyirciler, Hasan Çeşme 2 yıl önce motosikletiyle gezerken Gamze Uyan ile tanıştı. Motosiklet tutkunu çift Yunus Emre Belediyesi evlendirme memurluğunda kıyılan nikahlarına da motosiklet üstünde geldi. Hasan Çeşme kuaförlük yapıyor. 2 yıl önce motosikletiyle dolaşırken karşısına çıkan Gamze Uygun'la tanıştı. Ömür boyu mesut bahtiyarız. Amin inşallah. Bütün sevenlere. Nikahları kıydınız. Evet. İsminiz ne? Hasan Çeşme. Sizin? Gamze Uygun. Gamze. Gamze Çeşme. Çeşme oldu. Çeşme oldu. Evet, biraz kendinizden bahseder misin? Nerede çalışıyorsun? Ben esnaflık yapıyorum kendim. Yeni mahallede. Evet. Kuaför dükkanım var orada. Siz? Ev hanımım. Ev hanımı siz. Nasıl tanıştınız efendim? Motor üzerinde mi yoksa? Ben yine motorlaydım yine. Ben yine motorlaydım. Nikahda motorla kıydık. Aynen öyle. Düğünümüzde inşallah motorla olacak. Kısa sürede evlilik kararı alan genç çift, motosikletle Yunus Emre Belediyesi evlendirme memurluğuna gelerek evlilik kervanına katıldı. Genç çift, önümüzdeki günlerde yapacakları düğünlerinde araç yerine motosiklet kullanacaklarını belirtti. Sevgili seyirciler, Manisa Celal Bayar Üniversitesi 23. Bilim ve Bahar Şenliği Manga konseriyle devam etti. Konser 10 Mayıs 2016 tarihinde yaklaşık 10 bin öğrencinin katılımı ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Muradiye yerleşkesinde gerçekleştirildi. Merhaba Manisa. Birazdan Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde sahnedeyiz. Sizleri özledik, seviyoruz. Görüşürüz. Yeah.
Manisa Celalba Üniversitesi 23. Bilim ve Bahar Şenliği Manga konseriyle devam etti. Konser 10 Mayıs 2016 tarihinde yaklaşık 10 bin öğrencinin katılımıyla Manisa Celalba Üniversitesi Muradiye yerleşkesinde gerçekleştirildi. Manga, Cevapsız Sorular, Bir Kadın Çizeceksin, Dursun Zaman gibi çok sevilen şarkılarını dev bir koro oluşturan öğrencilerle birlikte söyledi. Teşekkür plaketi ve çiçekleri Manisa Celalba Üniversitesi Protokol Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Zeynep Sürek'le Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Ayhan Bilir tarafından takdim edilen grup üyeleri, böyle coşkulu bir toplulukla birlikte şarkılarını seslendirmekten çok mutlu olduğunu söyledi. Mayıs 2016 tarihli dolar, euro, altın fiyatlarındaki son durum şu şekilde. Dolar alış 2,95, satış 2,95. Euro alış 3,37, satış 3,38. Altın alış 121, satış 121. 11 Mayıs 2016 tarihli Manisa Ticaret Borsası verilerine göre üzüm ve pamukta fiyatlar şöyle. Çiğitli pamukta muamele yok. Çekirdeksiz kuru üzüm en az 2,90, çekirdeksiz kuru üzüm en çok 3,70 lira. ETV Spor Servisi tarafından hazırlanan spor haberlerine gelince sevgili seyirciler, Spor Toto Süper Lig'de 15 Mayıs Pazar günü Galatasaray'ı konuk edecek Akhisar Belediyespor karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Yılmaz Ataburu tesislerinde yardımcı antrenör Recep Umut idaresindeki çalışmada yeşil siyahlı futbolcular ısınma ve koordinasyon çalışmasının ardından çift kale maç yaptı. Teknik direktör Cihat Arslan, futbolcular Rodayaga ve Costinho İstanbul'daki bir ödül törenine katılacağı için antrenmana katılmadı. İzinli olan Gırbiç de çalışmalarda yer almadı. Akhisar Belediyespor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Manisa 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak olan Akhisar Belediyespor Galatasaray maçının bilet fiyatları açıklandı sevgili seyirciler. Akhisar Belediyespor'dan yapılan yazılı açıklamaya göre VIP kapalı 75, Akigo Maraton 55, kapalı 60 ve misafir takımsa 50 liradan yarın saat 16'dan itibaren Paso Lig'den satışa çıkacak. Öte yandan Galatasaray taraftarı için Gediz Kale arkasındaki 3500 kişilik tribünün açıldığı bildirildi. İlim Yayma Cemiyeti'nin destekleriyle Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen sınıflar arası futbol turnuvası sona erdi sevgili seyirciler. "20 takımın katıldığı turnuva sonunda 11 A sınıfı şampiyon olurken 12 A sınıfı ikinci, 9 A sınıfı ise üçüncü sırada yer aldı. Turnuvada final maçının sona ermesinin ardından Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde ödül töreni gerçekleştirildi. Törene Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Doktor Savaş Duman, Yunus Emre İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Savaş Bulan, İlim Yayma Cemiyeti Manisa Şube Başkanı Recep Özgüvenç,
Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ahmet Günhan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Gençlik Hizmetleri ve Spor'un Müdürü Doktor Savaş Duman törende turnuvada birinci olan takıma şampiyonluk kupasını verdi. Duman, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak her daim gençlerin yanında olduklarını dile getirdi. Sevgili seyirciler, ETV Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bültenimizi sunduk. Geceniz güzel, yarınlarınız umutlu, sağlıklı ve bol bereketli geçsin efendim. Hoşçakalın.